Bakara Suresi 284. ayette içimizden geçenlerden değil, içimizde olanlardan sorumluyuz demiştiniz. Bu farkı anlamadım. Birkaç örnekle açıklayabilir misiniz? Bakara 284. ayette Allahü Teala diyor ki: "Ve in tubdu ma fi enfusikum ev tuhfuhu." İçinizde olanı ortaya çıkarsanız da gizleseniz de yuhasibkum bihillah, Allah sizi onunla hesaba çekecektir. İçinde olan nedir? İçine yerleşendir. Şimdi içimden geçen dediğim zaman içimde olan değildir. Mesela sen şimdi bu vakıftasın. Birisi buraya böyle geçici bir süreyle gelmiş olsa bu vakfın elemanı olur mu? Şimdi içimizde olandan sorumluyuz. Bir insanın içinde olan nedir? Sürekli taşıyıp kastettiği niyetidir hocam. Ya imanıdır ya kafirliğidir. İman yani insanın içerisinde olan imandır ya küfürdür. Dolayısıyla yani kafirliktir. Kafirlik zaten örtmektir. Yani doğruları görür, bazıları kabul eder, baş üstüne ya Rabbi der ve ona tam olarak uyma kararını verir, Allah'a tam teslim olur. Siz dışarıdan bunu fazla anlayamazsınız. Bazıları da içerisinde olanı size ters gösterebilir. Mümin olduğu halde mesela birisi tabancayı dayamıştır, kafir olduğunu söylemek zorunda kalmıştır. Ya da kafir olduğu halde sana müminim diye diyebilir. Ya da açıkça ben kafirimdir. Şimdi bunlar içte olan imandır. Küfürdür. İkisinden birisidir. Yani içinizde olan esastır. Siz o içinizde Allah'a tam olarak inanıp güveniyorsanız, o inancınızı herhangi bir menfaatle şunla bunla örtmemişseniz, tamam. Ona göre şey yaparsınız, muamele görürsünüz. İçinizde olan kafirlikse ona göre muamele görürsünüz. Ama içimizden geçen dersek buna hiçbirimizin gücü yetmez. Yani herkesin içinden her an her şey geçer. İyilik de geçer, kötülük de geçer, şeytan vesvesesi olur, başka şeyler olur. Ondan sorumlu olmayız. Onu ne zaman içimize yerleştirirsek o andan itibaren sorumlu. Yani ben şunu yapacağım dersek ki mesela bir kimse mümin olduğu halde günah işlemeye karar vermiş olsa bile son anda vazgeçebilir. Vazgeçtiği için de Cenab-ı Hak ona sevap verir. Sevap işlemeye kesin karar vermişse bundan dolayı Allah ona mükafat verir. Sevap işlediği zaman da onun mükafatını Allahü Teala artırır. Ama içimizden geçen ona hiç kimse içinden geçene engel olamadığı için Allahü Teala ne diyor? La yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani hemen onun arkasındaki yani ondan bir sonraki ayette Allah hiç kimseyi gücünün yetmediğiyle sorumlu tutmaz diyor. İçinden geçenle kimin gücü yeter ki? Sen içinden her şey geçebilir, engel olamazsın ki. Mesela çok dertleniyor adam, intihar etmek istiyor ama yapmıyor bunu. Tabii. Bunun gibi bir şey. Yok, içinden iyilik de geçer. Hiç yani hiç sen düşünmediğin, istemediğin şeyler de içinden geçer. Onun için insanın gücünün yetmediği şeyden sorumluluğu da yoktur. Zaten hocam Ahzab suresinde Allah diyor ya, Allah sizi kalplerinizin kastettiğiyle sorumlu tutar diye. O kadar.